Nihat Genc'in Celal Şengör'e bayağı sallamasını biliyor musunuz abi? O olayı biliyor musunuz hiç duydunuz mu? Celal Şengör madencilerle madenle ilgili bir şey söylüyor. Hak veriyorum demiş. Nihat Genç haklı demiş. Bok torbası diye yazmış. Bir avuç vatansever var birbirlerini yiyorlar. Agü demiş. Aynen abi biliyorum Nihat Genç haksız demiş. Mustafa Kıpçak. Maden önemli ya boş yapmasınlar demiş. Kaan Sefa Aslan 1881 Erzincal İliç. Sercan Yiğit Nihat Genç adamdır demiş. Zey Zey Veryans'ın video yayınladığı zaten oraya gittiler demiş. Olay ne abi demiş. Şimdi Celal Şengör madencilere karşı olan madencilere protesto edenlere mi şey demiş. Oradan çekilin işlerini yapsınlar falan siz madenle anlamazsınız gibi bir şey mi demiş. Doğru mu? Ben mi yanlış anladım? Töton şövalyesi. Bilmiyorum ama maden işçilerimiz çok kötü durumda. Nihat Genç mağduriyetleri hakkında zamanla çok uğraşmıştı. Herhalde haklıdır demiş. Fatih Falta Altaylı yanlış anlaşıldığını söyle demiş. Şeyim mi? Celal görün mü? Zeyzey doğaya insanlara zararı yok, zararı var diyen sorunludur gibi bir şey dedi sanırım demiş. Şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Önce madenle ilgili ben yorum yapamayacağım. Maden olayıyla ilgili yorum yapamayacağım. Daha önceden sadece şunu görmüştüm. Bir tek o data var benim kafamda. Madencilere mesela o zaman bir Fransız şirketiydi. Bu bir on küsür sene önce olan bir olay. Fransız şirketiydi ve çok çok ünlü bir direniş olmuştu madencilere karşı. Gene böyle siyanürle altın çıkartıyorlar. insanları öldürecekler vesaire vesaire. İnsanlık dışı yöntem kullanıyorlar falan. Ondan sonra abi bir noktadan sonra Fransız şirketine karşı bu yürüyüşü, bu gösterileri organize edenlerin Alman şirketi olduğu ortaya çıktı. Alman şirketi Fransız şirketine karşı bunu yapıyor olduğu ortaya çıktı. Kaptırmamak için yani. O yüzden zaten abi bak bir noktada bir yerde böyle şey varsa bir şeyi protesto etmek varsa ben hemen bir, bir saniye abi. Bunun arkasını artık bir şey... Neden biliyor musunuz? 40 yaşına geldim ya çok fazla böyle Greenpeace türü ya da iklim aktivisti türü bilmem ne aktivisti türü olayın arkasında başka bir şey olduğunu hep gördüm. O yüzden o kadar çok kere gördüm ki artık böyle bir şey gördüğüm zaman bir dakika ya arkasında acaba bir şey var mı diye düşünüyorum. O yüzden herhangi bir yorumum yok bu konuda. Onu ben bilmem. Bununla ilgili konuşmak istediğim olay da o değildi aslında. Yani madencilerin bu olayla ilgili en fazla... Mesela Celal Çengör bunu demiş olsaydı ben size sorardım. Derdim ki sizce Celal Şengör'ün dediği doğru mu yanlış mı? Bu kadar. Şimdi neden peki bu konuyu buraya getirdim? Celal Şengör haklı mı haksız mı onu ben bilemem. Ama Nihat Genç haksız. Bunu hep yapıyor abi. Bak bir köşede oturan agresif dayılar gibi kendisine ilk ters lafı söyleyen insanlara ağız dolusu küfür sallamayı artık bırakmanız lazım. Çünkü artık siz böyle yalnız kurt, cool adam yalnız kurt işte alayına gider gibi gözükmüyorsunuz. Daha çok sinirli agresif emekli dayı olarak gözüküyorsunuz. Bir köşede oturup balkona herkese laf atan emekli dayı olarak gözüküyorsunuz abi. Bu tür insanlar yüzünden Kemalistler birbirine girecek. Zaten bir avuç kişiyiz. Söylemesin demiyorum ki. Eleştirmesin de demiyorum. Ama adam hep bunu yapıyor. Küfür ediyor, sallıyor, düşman olarak görüyor. Yani adamın gözünde, adamın gözünde Celal Şengör'le mesela şeyi yemek isteyen, ülkeyi talan etmek isteyen yandaş bazı müteahhitler aynı. Bunu daha önce de yaptı. Oğuzhan Uğur'a da yaptı. Bak Oğuzhan Uğur olayı da çok ilginçtir. Oğuzhan Uğur gene birini çıkarmıştı. Kürdistan muhabbeti olmuştu tamam mı? Orada tabii baktığın zaman Oğuzhan Uğur sanki Kürdistan'dan bahsediyor gibi gözüküyor. Ama ben biliyorum. Oğuzhan Uğur şimdi bizim kafada birisinin olduğunu biliyorum. Artık onu ben tamam o bizim kafada oldu biliyorum yani. O yüzden ben onu eleştirdim sadece basit bir şekilde. Dedim ki abi bak Kürdistan demek doğru mu vesaire vesaire. Ona en sonunda dedim ki büyük ihtimal bu yanlış anlaşıldı. Büyük ihtimalle yakında bir açıklama yapacak kendini açıklayacak. Ben bunu dedim. Nihat Genç gene başladı saydırmaya. Gene aynı şekilde. Aynı şekilde sövüyor, küfrediyor, sallıyor. Düşmanı gibi. Bu şekilde olmaz abi bu iş. Bir avuç Kemalist, bir avuç Atatürkçüyüz burada. Birbirimizi yersek bu iş olmaz bu şekilde. Celal Şengör'ün söylediği yanlışsa o zaman çıkarsın dersin ki senin söylediğin yanlıştır. Ben senin söylediğini eleştiriyorum. Söylediğin doğru değildir. Adamın söylediği dünyanın en yanlış şeyi olabilir. Ama şöyle bir gerçek var. Adam dünya çapında çok önemli bir bilim adamı. Dünya çapında saygı gören bir bilim adamı. Sen kimsin demek çok mu mantıklı? Bok çuvalı demek ya da öküz oğlu öküz demek çok mu mantıklı? Abi senin ağzın ayarı yok yani kusura bakma. Sen sürekli böyle mi yapacaksın? Yani sen bu şekilde konuştuğun zaman böyle başını okşayıp tamam abi tamam abi sakin sakin. Abi yeter yani. Ağzın ayarı olacak biraz. Gidip Atatürk içinde <laughs> Atatürk övmek için mi de? Ha, Atatürk o kadar ne demişti o ya? Jandarmalara gitmiş de zorla makbuleyi kısırlaştırmış. Kısırlaştırmış şey olmasın diye. Abi o zaman da dedim. Abi doğru mu sence böyle bir şey? Sence böyle bir şey doğru mu? Veya kanıtı nerede? Doğru olabilir ama kanıtı nerede? Nereden yani kanıt nerede abi? E, ben bunu sordum abi. Bu şekilde birbirimize mi girelim? Hadi şimdi bu seferde atıyorum. Ver Yansin TV'de bana saydırsın. Oh, atıyorum Erlik'te bana saydırsın. Ben de ötekine Jaho'ya saydırayım. Benim de çok kıl olduğum insanlar var abi. Benim de çok kıl olduğum insanlar var. Ama ben bunu kendi arkadaş ortamında konuşuyorum. Dışarıdan bir şey belli etmiyorum. Ne yapalım biz birbirimize mi girelim? Mexican standoff mu yapalım? Herkes birbirine mi girsin? <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Yani ya bu bak bu artık alayına giden yapan sert adam artık olmuyor. Bu artık tutmayı küçük erişte oluyor yani. Bir sakin olun yani. Yani arkadaşlar bizim kafamızda olan insanları bu şekilde şey yapmamamız lazım artık. Eleştir. istediğin kadar eleştir. Yani düşman olarak görmemen lazım bu insanları. Ne olursa olsun adam kötü niyetli birisi değil ki. Adamın ağzında ayarı yok. Celal Şengör'den bahsediyorum. Adamın ağzında ayarı yok. Belki de çıkacak. Diyecek ki özür dilerim. Fatih Altaylı demiş ki yanlış anlaşıldı. Belki diyecek yanlış anlaşıldım. Belki diyecek ben öyle bir şey demedim çarpıtıldı. Belki diyecek yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Hepsi olabilir. Ama ne küfürler etmiş abi. Öldürelim yani bir de istersen ya Bir de öldürelim istersen yani. Çok saçma ya. Bu bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil birbirine girmesi gibi yani. Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil niye giriyorsunuz lan birbirinize? Egolar tavan. Gerçekten bu boomer tayfada egolar tavan. Gerçekten öyle. Yani şeyi kabullenemiyorlar. Biz artık bir kenara... Bunu kabullenemiyorlar artık yani. Egolar tavan. Herkes herkese eleştirsin abi. Sana ters geldiği zaman küfretmeyeceksin artık insanlara ya. Abdullah eskiden bu maden konusunda FETÖ'cü altın madenleri özellikle çökerdi. Koza maden vardı. Akın İpek sahibi rakip firmalar konusunda haber yaptırır kendileri ihaleyi alırdı. Evet. Mehmet Seyman. Abi sen Oğuzhan Uğur'un yerinde olsan HDP falan programı alır mıydın? Almazdım o yüzden değilim zaten. <laughs> Sadece HDP değil ki. Birçok partiyi almazdım. Ben şimdi birkaç tane partiyle şey yapacağım bu yerel seçimlerde röportajım olacak. Ama sadece birkaç tane partiyle. Ötekilere başvurmayacağım bile. Vaatleriniz nedir diye sormayacağım bile. O yüzden ben mainstream değilim ki. İşim bu değil. <laughs> o yüzden o yüzden ben benim. Olsanur, Olsanur. Furkan Kıpçak, Cahil Şengör ile bu konuyu tartışacak bir iki Şimdi bazı kişiler ezberden konuştukları için onların söylediklerini de ciddiye alamıyorum işte. Ya kim haklı çıksın ortaya tabii ki. Herkes bildiğini koysun ortaya abi. Hey, herkes bildiğini koysun ortaya. İnsanları niye küfrediyorsun? Bir de haksız yere küfrediyorsun ki hiçbir işe yaramayan bok çuvalıymış. Nasıl ya? Öyle miymiş? <gülüyor> <gülüyor> Nihat Genç Akıskan'ın nereye haklı küfür ederek bir insana hedef gösteremezsin. Celal Şengör'ü genel ortalık olarak da sevmem. Bu tartışma Nihat haksız ve iyice zamandan çıktı demiş. Abi şey kötü işte bak. Bak şey kötü. Şimdi Nihat Genç tek kişi değil ki. Onların bir de Veryansın TV'si var. E onlar da bizimle konuşan insanlar. Onlar da Erlik'le konuşan insanlar. Burhi ile de konuşuyorlardı. E ne olacak şimdi abi? Herkes birbirine küp bir kişi yüzünden herkes birbirine düşman olacak yani. Diyorum ya belki de onlar şimdi bana saldıracak. Sen kimsin de abimize laf ediyorsun falan. Öyle öyle. Mexican standoff olacak. Herkes birbirine saldıracak. Ondan sonra yandaş kanallar şey olacak. Kemalistler birbirine girdi falan. Sol gericiler diyecek. İşte görüyorsunuz ulusalcılar böyledir falan. Birbirlerini yiyorlar falan. Ne olacak abi? Onlar da onu korumak zorunda. Onlar da onu korumak için bir şeyler diyecekler. Resistance Pantera. Nihat abi deli mantığı ama adamda kalp var arkadaş. Ülke savunurken gözleri kara işte demiş. Evet güzel ama bence en önemlisi bu abi. En önemlisi bu. Yani diyorum ya size. Neden emperyalistler ta oralardan geliyorlar da bura, burayı çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorlar? Çok stratejik adam. Veya Atatürk nasıl o kadar zor koşullar altında bu savaşı kazanmaya başarmış? Stratejik. O filmdeki gibi böyle hey 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 diyerek değil yani. Öfke kontrolü önemli. Kesinlikle abi işte. Kesinlikle abi. Önemli. Şeylerde de görürsünüz ha bu arada. Yorumlarda falan da takibi bırakıyorum tayfa. Takibi bırakıyorum tayfa. Çünkü hani ya onu seçeceksin ya onu seçeceksin. O noktaya getirirler maalesef. O noktaya geldi yani. E ne yapalım abi susalım bak bu üç oldu yani. Olsun oradan önce bir kişiye daha yapmıştı bunu. E, ne yapayım Ne yapalım abi susalım mı yani? Abdullah Demiş ki kardeşim Celal Şengör madenlerin hepsi kapansın diye gösteri yapan madenciye laf etti zaten. İliç ile alakası yok. İliç'e konuyu çeken Nihat Genç demiş. Dediğim gibi ben olayı bilmediğim için maden konusunda ben yorum yapmıyorum. Ne dedi? Kim dedi? Konuşulsun tabii ki. Bununla ilgilenen kesinlikle insanlar vardır. İlgilenen insanlar konuşsun tabii. Benim şu önemli olan ikinci söylediğim olay. Yani kendi kafanda olan birisini bu kadar sert yapmayacaksın abi. Onlar nasıl birbirini tutuyorlarsa, sol gericiler nasıl birbirini tutuyorlarsa, yobazlar nasıl birbirini tutuyorlarsa, çok saçma sapan şekilde insanlar birbirine girecek. Bak göreceksiniz abi. Çok lüzumsuz şekilde yani. Birileri sinirlendi diye. Ama bizim ta tayfa birey olduğu için ayrışmaya kolay oluyor demiş. Gene birey olabiliriz abi. Ya şey gibi düşünün. Bizim de arkadaş grubumuz var. Hepimiz de bireyiz. Birbirimizi anlaşmazlıklarımız da çok oluyor. Niye hala parçalanmadık? Çünkü anlaşmazlığımız olduğu zaman ya söylemiyoruz. Çünkü ettiğin kavgaya değmez. Ya önemli bir şeyse söylüyoruz ama kavga etmeden. Ya da Mesela youtuberlar arasında çok saçma sapan hareketler ne yaptı bu herif dediğim insanlar oluyor. Ama bizim kafada olduğu için bunu dışarıdan söylemiyorum. Bunu yapabilirsin yani. Dışarıdan söylemiyorum kendi arkadaşlarıma söylüyorum falan. Ne yapmış bu herif ya falan diye böyle. Yapılabilir arkadaşlar. Yani kavga dövüş devam edecek. Ya insanlar sakinleşmesini bilecek ya gruplar ayrılacak. Ya bu umurlardan temizlenecek. Ya bir ayrışma daha olacak. Ondan sonra niye birlik olamıyoruz? Zeyze aranızda kadın yok ondandır yoksa kapatamazsınız gıcık olduğunuz konular demiş. Yorum yok. Adamın dedi. Kadının dedi. Amaç birlik olamamak mı acaba demiş. Yok ben yani şöyle bazı insanlar gerçekten öyle ya. Bazı insanlar gerçekten öyle. En ufak bak en ufak bir kendisine ters gelen bir şey olsun hemen başlıyor saydırmaya. Yani biz muhalif ve Atatürkçü olan insanlar da birbirimize gireceksek yani ya şeyler yaparken dalga geçiyorduk. Uğur Dündar'la Yılmaz Özdil Dramasında onlarla dalga geçiyorduk Buğmur kavgası falan diye E kavgası bize de sıçradı şimdi Abdullah dur diyen yoktu ondan Yani işte herkes kendi mecrasında kalsaydı abi Ne güzel dergide yazıyordu o Dergide yazarken de severdik <laughs> Kalsaydı orada Yani Orhan Pamuk'a falan saydırırken de güzeldi Ne güzel saydırıyor diyorduk Ama işte yani her ters geldiğin insana da Orhan Pamuk muamelesi yapmak doğru mu?